En çok merak edilen sorulardan birisi, altın bu kadar yükselmişken biraz daha yükselecek mi? Yükseliş trendi devam edecek mi? 3000 dolar seviyesine gidebilir mi? Gram altında 1000 liraları görme ihtimalimiz var mı? Bu videoda bütün bu soruların cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Aynı zamanda da dünyadaki, Türkiye'deki gelişmeleri konuşacağız. Yarın itibariyle piyasalar açılıyor ve yarın aynı zamanda enflasyonun açıklanacağı gün. Enflasyonun yine %12'nin üzerinde kalması bekleniyor. Bu da faiz üzerindeki baskıyı bir miktar daha arttırıyor. Dövizin kırılganlığını da arttırıyor. Dövizin kırılganlığı ile birlikte yurt dışında altın onsunun yükselmesi, Türkiye'de de doların yükselmesiyle gram altın fiyatlarında çok sert hareketlilikler gözlenebilir. Altında çok kritik bir seviyedeyiz. 2000 doların hemen kıyısındayız. Zaman zaman 1980'i aşıyor. Zaman zaman 1980'den tekrar geriye geliyor. 1960'larda takılıyor. Ama görünen o ki 1960 seviyesinde kendisine sağlam bir destek oluşturmuş durumda. 2000 dolar kırılabilecek mi? 2000 dolar kırılırsa bundan sonraki süreç ne olur? 2000-2500 dolar aralığındaki ilk hedef ne? Bütün bu sorulara bakmamız gerekiyor. Cevaplarını sizler için vereceğim. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Önce rakamlara bir bakalım. 1126 seviyesinde borsa kapanışını gerçekleştirdi. Eski rakamla 112.690 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. 120.000'den 112.690'a gelmiş bir borsa endeksi görüyoruz. Neredeyse arkadaşlar %7'lik bir kayıptan bahsediyoruz. Bu kayıp da devam edecek gibi görünüyor. Sizleri defalarca uyarmıştım biliyorsunuz. Borsa tepe noktalarda çok ciddi bir düşüşle karşı karşıya kalacağız ve bu düşüş daha sonrasında kendisini telafi edemeyecek demiştim. Nitekim sadece borsa için değil, tüm dünya hisse senedi piyasalarında kritik bir süreçten geçiyoruz. Bakın ikinci dalga etkisi her geçen gün biraz daha önümüze düşüyor ve ikinci dalga etkisinin derinleşmesiyle birlikte, beklenen büyümenin gelmemesiyle birlikte, ikinci çeyrekte dünya ekonomilerinin dip yapacağı zaten bir sürpriz değildi ama üçüncü çeyrekte o dibin önemli bir kısmının telafi etmesi bekleniyordu. Ne yazık ki arkadaşlar üçüncü çeyrekte de beklenen rakamlar gelmiyor. Zararlar telafi edilemediği için hisse senedi piyasalarında sert satış baskısı devam edecek. Artık olumlu haberler değil, daha çok olumsuz haberler algılanıyor ve yorumlanıyor. Bu da hisse senedi piyasasındaki satış baskısını biraz daha arttırıyor. Tabii bizde durum biraz daha farklı. Bizde varlık fonunun etkisiyle yükselen bir borsa görüyorduk. Varlık fonu şirketlerinin de nefesi tükeniyor artık. Türkiye'de bütçeyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var ve bunların toplamı hisse senedi piyasasındaki kayıpların dünyadaki kayıpları oranla daha fazla olmasını beraberinde getiriyor. Dünya borsaları bir düşüyorsa Türkiye borsaları bundan sonraki süreçte iki düşecek. Bir noktanın daha altını çizmemiz gerekiyor, o da şu: Türkiye'den çok önemli bir yabancı çıkışı var arkadaşlar. Yabancılar çıkarak hem doların kritik seviyelere yükselmesini sağlıyorlar hem de borsadaki satış baskısını arttırıyorlar. Her ne kadar varlık fonu borsayı domine etmeye çalışıyor olsa da. Anlayacağınız, borsadaki düşüş devam edecek gibi görünüyor. Bu hafta 110 bin aşağıya doğru zorlanırsa ilk hedef 105 bin olacaktır. Daha sonrasında 100 bin kritik seviyesi zorlanacaktır. 100 bin kırıldığı an itibariyle panik satışlar başlar ve 90 bini aşağıya doğru zorlayan bir borsa endeksiyle karşılaşırız. Bu da arkadaşlar neredeyse %20-25 aralığında bir kayıp anlamına gelir. Ne zaman kendisini telafi eder? Ben uzun aylar boyunca borsanın bir kez daha 120 bin seviyelerine gelebileceği kanaatinde değilim. Dolara ve Euro'ya geçelim isterseniz. Dolar 6.97.98. Tabii şu anda piyasa kapalı olduğu için uluslararası piyasalardaki ufak hareketler belirleyici oluyor ve şu anda da 6.97.98 aralığında gidiyor. Yarın itibarıyla bir kez daha 7 lirayı zorlayan bir dolar göreceğiz. Ve 7 liranın kırılması durumunda ilk hedef 7.20, 7.20'nin kırılması durumunda ilk hedef 7.80 gibi görünüyor. 7.80 kırıldıktan sonra üstü boş, panik hareketler başlar. Devalüasyonist etkiler devreye girdiği an itibarıyla 10 liranın üzerinde bir dolar kuruyla karşılaşırız. 13-14 liraları zorlayan bir dolar kuru karşımıza çıkabilir. Devalüasyonist etkiler ne? Tabii ki cari açık meselesi. Tabii ki dış ticaret açığı meselesi. Tabii ki dış borç meselesi.
Tabii ki bütçe meselesi ve tabii ki çevrilemeyen borçlar meselesi. Kısa vadeli borcumuz her ne kadar bir miktar azaldı gibi görünse de hala 160-170 milyar dolar aralığında gezen, bir sene içerisinde ödenmesi gereken bir borçtan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir borç. Hem özel sektörü, hem kamuyu, hem de bankaları çok yakından ilgilendiren bir borç. Sendikasyon kredileri yenilenemezse, bu kısa vadeli borcu çevirebilecek başka anlaşmalar yapılamazsa, dolar ihtiyacı giderilemezse, swap anlaşmaları yapılamazsa, iç piyasadan ya da dış piyasadan beklenen dolar gelmezse, turizm gelirleri istenildiği gibi yükselmezse, cari açık 20 milyar doların üzerine tırmanırsa arkadaşlar, kritik bir döneme girmiş sayılırız ve bu kritik dönem dolar üzerindeki devalüasyon etkisini tetikler. Devalüasyonist etki olmazsa, kademeli bir yükseliş olursa da 8 liranın üzerine giden bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Euro'yu da konuşalım. Euro, euro dolar paritesine bağlı olarak hareketleniyordu. Ancak son günlerde euro dolar paritesinin hareketiyle değil, euro'nun Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla hareketleniyor. Çünkü neredeyse 2 haftadır euro dolar paritesi 1.17-1.18 aralığına çakılmış durumda. Ne yukarıya gidiyor ne aşağıya gidiyor. 1.20'yi zorlayabilir mi? Zorlayabilir. Kırma ihtimali ne kadar? Çok düşük bana göre arkadaşlar. Kırma ihtimali düşük olduğu için de burayı zorlayan euro dolar paritesi büyük ihtimalle aşağıya zorlamaya başlayacak. İlk etapta 1.12, 1.12 kırıldıktan sonra 1.10, 1.08 ve 1.6'ya giden bir euro dolar paritesi göreceğiz gibi görünüyor. Bu euroyu nasıl etkiler? 1.20'yi zorladığı dönem içerisinde bakın. 1.17, 1.18, 1.19 döneminde şu anda gördüğümüz 8.19.93 seviyesini bir miktar daha yukarıya taşındığını görürüz. 8.20, 8.22, 8.25'e kadar giden bir euro görebiliriz. Tabii ki sadece parite etkisinden bahsediyorum. Euro Türk lirasına göre değer kazanmaya devam ettiğinde parite hareketiyle birleşirse 8.30'ları da işaret edebilir. Euro dolar paritesi 1.20'den geriye dönüp 1.08'leri zorlamaya başlarsa arkadaşlar, o zaman dolarla euro arasındaki makas kapanır ve euroyu 8.10 seviyelerinde görebiliriz. Yani euro dolar paritesi kritik seviyelerde. Buna bağlı olarak euroda bir miktar gevşeme olabilir ama totalde bakıldığı zaman euroda dolar gibi Türk lirasına karşı değer kazanmaya devam edecek ve euronun yükselişi de devam edecek. Gelelim faize. Her ne kadar Merkez Bankası faiz indirse de 8.25 seviyesine çekse de faiz oranlarını, piyasa bu faiz oranlarını kabul etmiyor. Tahvil faizi %11'in üzerinde. Görünen o ki kademe kademe yükselmeye devam edecek, özellikle enflasyona bağlı olarak. Salı günü gelecek enflasyon rakamları çok önemli. Yani yarınki enflasyon rakamları çok önemli. Bir kez daha %12'nin üzerinde kalırsa, doların yükselmesiyle birlikte enflasyonist baskı artarsa %15'in üzerindeki enflasyon rakamları faizi daha da zorlayacaktır. Tahvil faizleri öncelikle %15'in üzerine doğru gidecektir. Mecburen bankalarda, Merkez Bankası da faiz arttırımlarına gitmek zorunda kalacaklardır. Bu piyasanın daha da tıkanması, reel sektörün daha da zora girmesi, bugüne kadar verilen kredilerin geriye tahsil edilmesinin daha da zorlaşması anlamına geliyor. Yani bankacılık sisteminde kritik bir noktaya doğru ilerlemesi anlamına geliyor. Devam edelim. Bir de Brent petrole bakalım arkadaşlar. Brent petrol 43-44 dolar aralığına sıkışmış durumda. Petrol üreten ülkeler petrol fiyatlarının düşmesini istemiyor. Bizim gibi petrol ithal eden ülkeler de petrol fiyatlarının bir an önce düşmesini istiyor. Çünkü cari açıkla ilgili sıkıntıyı daha da büyütüyor petrol fiyatlarının yükselmesi. Şu anda bir denge seviyesinde, ikinci dalga etkisi burada kritik bir dönemeç olacak. İkinci dalga etkisi gündeme geldiğinde petrol fiyatlarının tekrar 20 doların altında görebiliriz arkadaşlar. Tüm göstergeler şu anda petrol fiyatlarının yukarıya gitmeyeceğini gösteriyor. Umarım düşer. Çünkü petrol fiyatlarının düşmesi Türkiye için büyük bir avantaj. Cari açık problemimiz bir miktar azalır en azından. Ve gelelim videonun başındaki sorumuza. Altın ne olacak? Altın bu kadar yüksek seviyeden alınır mı? Ya da yükselmeye devam edecek mi? 3000 dolara giden bir ons fiyatıyla mı karşılaşacağız bundan sonraki süreçte? 2000-2500 dolar aralığına yerleşen ons bir süre sonra 3000 doları zorlamaya başlayacak. Özellikle bu pandemiyle ilgili kritik süreçlerin devam etmesi, Amerika-Çin geriliminin devam etmesi, ülkeler arası sorunların devam etmesi, insanların daha da çok tasarrufa yönelmesiyle birlikte altına olan talep artacak. Büyük ihtimalle 3000 kırıldıktan sonra zaten panik etkisi başlayacak. 3000'in üzerindeki hareketler çok daha agresif olacak. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari neler söylüyor?
Kongre ekonomik destek için acilen harekete geçmeli. Şimdi bunun altında ne ilgisi var diyenleriniz olabilir. Kongre bir kez daha 1 trilyon doların üzerinde para piyasaya sunarsa bu paranın da büyük bir bölümü yine tasarruflara gidecek. Bu tasarrufların büyük bir bölümü de altın üzerinden olacak. Altının yükselişini bir miktar daha tetikleyecek. Peki paranın tasarrufa gideceğini nereden anlıyoruz? Esas soru bu. Onun da cevabını aslında Kaşgari veriyor. Diyor ki ABD'de tasarruf oranı hızla artıyor. Amerikalılar pandemi döneminde dışarıya çıkmadıkları için tasarruflarını daha da arttırdılar. Demek ki dünyanın her yerinde, Amerika'da da, Türkiye'de de, Fransa'da da, İngiltere'de de fark etmiyor. Pandemi döneminde, yani krizin arttığı dönemlerde, bu kriz savaş krizi de olabilir, hastalık krizi de olabilir, fark etmez arkadaşlar. İnsanlar tasarruf eğilimini arttırıyorlar. Ve bu tasarruf eğilimi de genel itibariyle böyle kritik dönemlerde güvenli limanlara yöneliyor. Güvenli liman deyince aklımıza ilk gelen enstrüman ne? Tabii ki altın arkadaşlar. Altının yükselişi tesadüfi değil. 2000 doları zorluyor olması tesadüfi değil. 2000 dolara gelmiş olması da tesadüfi değil. Ya da Türkiye'de 400 lirayı aşmış olması da tesadüfi değil. Eğer ki bu süreçleri doğru düzgün okuyorsanız, dünyada bir risk ortamı olduğunu görüyorsanız, hastalık olduğunu görüyorsanız, 3 Kasım seçimlerinden dolayı Trump'ın tüm dünyayı germeye devam edeceğini görüyorsanız, Doğu Akdeniz meselesini görüyorsanız, Orta Doğu'daki sıkıntıları görüyorsanız, bunların totalde altına olan ilgiyi arttıracağını da görürsünüz ve bu nedenle altının yükseleceğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bugünden sonra da altın yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Kim ne derse desin. Orta vadede ve uzun vadede 3000 doları zorlayan bir altın ons fiyatıyla karşılaşacağız. Orta vadede ve uzun vadede 1000 liraları zorlayan bir gram altın fiyatıyla karşılaşacağız. Kimse şaşırmasın. 2005'te 30-35 lira olan çeyrek altın bugün 700 lira oldu arkadaşlar. Bugün 400 lira olan gram altın fiyatının 1000 liraları zorlaması öyle çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Bütün ekonomiler daralıyor ama daraldığı oranda toparlanmıyor. Dünyanın en önemli ekonomilerinden bir tanesi. Aynı zamanda dünyada dış ticaret fazlası veren birkaç ülkeden biri olan Japonya bile %2.2 oranında küçülmüş durumda. Ve bu küçülmeyi de telafi edebilecek gibi görünmüyor. Yakın zaman içerisinde ihracat rakamlarına baktığınız zaman zaten ne demek istediğimi de çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Altın bir ay içerisinde %12 yükselmiş durumda. Bu çok sert bir yükseliş. Evet, bir miktar geri çekilmeler olabilir ama yükseliş aynı hızda olmasa bile kademeli olarak devam edecek. Yine bir başka noktanın altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Aslında videonun başında sorduğumuz sorunun da cevabını vermiş olacağız. 2000 dolar seviyesi altında çok kritik bir seviye. Zor bir direnç noktası. Denendiği için değil bakın. Bugüne kadar hiç denenmedi. Ama sonuç itibariyle hem psikolojik olarak hem de teknik olarak çok zor ve kritik bir nokta. 1960 seviyesi de çok kritik bir nokta. 1960 ciddi bir destek noktası haline getirilmiş durumda. 1960'ın altı öyle ya da böyle gösterilmiyor. Nitekim sizlere şunu söylüyordum. 1900'ün üzerinde kalmayı başarırsa, burada en az bir hafta soluklanırsa önce 1980'de soluklanır diyordum. Söylediğimizden çok daha hızlı bir hareketle yukarıya doğru gitti altın. Yani 1960'ı direkt kendisine destek yaptı. 1800'lü, 1700'lü seviyeleri bir kez daha denemedi bile. 1960'ı destek yapan, burada hacimlenen, güçlenen altın 2000 doları kıracak. 2000 doları kırdığında 2200-2300 dolarlara doğru çok hızlı hareketlenecek. 2200'ü test ettiği an itibariyle bir miktar geri çekilir ama sonrasında 2500'ü hedef yapar kendisine. 2500'e giden bir altın ons değeri orta ve uzun vadede bir hayal değil arkadaşlar. Kısa vadeli dalgalanmalar olacaktır ama her zaman söylediğim şeyi bir kez daha söylüyorum. Lütfen pozisyonlarınızı bozmayın. Kısa vadeli hareketlerden uzak durun. Kaldıraçlı işlem yapmayın. Ekstra risklere girmeyin. Kredili işlemler yapmayın. Sakin olun. Kahvenizi yudumlayın. Sırtınızı koltuğunuza yaslayın. Keyfinize bakın. Buradaki sizin hedefiniz para kazanmak değil arkadaşlar. Buradaki hedefiniz paranızı korumak, paranızın zarar görmemesini sağlamak. Risklerden kaçınmak. Yani siz kendinizi sigortalıyorsunuz aslında.
arasında. Kendinizi sigortalamak istiyorsanız da öyle oradan oraya oradan oraya zıplamayacaksınız. Sakin olacaksınız ve bekleyeceksiniz. Uzun vadede ve orta vadede de her zaman olduğu gibi bir kez daha kazanacağınızı göreceksiniz. 2000 dolar seviyesi kritik seviye. 2000 dolar seviyesinin kırılması çok kolay değil ama 1960'da bu kadar güçlü bir destek oluşturulmuş olması da altının, onsunun 2000 doları hacimli bir şekilde kıracağını işaret ediyor. Peki gram altın için ne söyleyebiliriz? Dolardaki yükselişin ne olacağına bakacağız. Kademeli giderse, yani 7.20, 7.80 daha sonrasında 8'in üzerine görürse gram altın aynı zamanda 2000-2500 dolar arasına yerleşmiş bir ons değeriyle birlikte 500 liranın üzerine atar kendisini. Devalüasyonist bir etki görürsek, yani dolar bir anda 2018 Ağustos ayında olduğu gibi 3 liradan 7 liraya çıktığı gibi bugün de 7 liradan 14-15 liralara çıkarsa, ki güçlü bir ihtimal arkadaşlar, o durumda 700-800 liraya giden bir gram altını görürüz arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.